Hazır ayolda açın. Açın, 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 açın. Ben tarla... Görüşelim. Yine sallamışsın ya. Kine misin? Yine oldu. Yine adam yaralı daha var. Ön taraf, ön taraf. Bir dakika. Sakin, bir dakika. Sakin, dokunmayın. Hadi arkadaşlar, bir dakika. Hadi sakin, şoför arkadaşı yap. Hadi. 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 Gözeli şey burada mı? Gözeli sonuçlar diyorum. Yok şu an herhangi bir haber alamadım. Yok sayın valim, alamadık herhangi bir şey. Şatakkaya'da sadece yok. Sadece bir trafik timimiz vardı. Trafik timimizi oraya gönderdik. Şu an sonuç bekliyoruz. Oradan bize sizden bilgi verecekler. Deniz yok şey. Evet. Sen kapalı bir yer şey yaptın mı? Onu ayarlayayım ben. Peki. Tamam. Sen onu ayarlayın. Tamam. Binada bir yerde çatlak var. Yerlerin korusunu bilmiyoruz. Çok değerli yollar. Oradan başka köylerden obaya gir, obaya gir. Orada bir şey var. Orada bir şey var. Sayın belediye başkanımız var. Arazi efendim. Gül. Lütfen dışarı. Sayın valim, son bilgi nedir acaba? Şu anda bağlanmış. Devlet hastanesine iki tane yaralı intikal etmiş vaziyette. Şu ana kadar bir can kaybına dair bir bilgi bize intikal etmedi. Bir kişi öldü diye. Onlarla ilgili tespit çalışmaları köylerde de Bayındırlık İskan Müdürlüğü ekiplerimiz şu anda başladılar çalışmaya. İlk anda gözle bir şey yapıyorlar, tespit yapıyorlar. Daha sonra esas tespitler yapılacak. Sayın valim, ölüm konusu çok merak konusu. Bir ölü şu ana kadar ölüyle ilgili bir intikal yok can kaybına dair. Bunu çok net söylüyorum. Şu anda bize bir intikal eden bir bilgi yok. Teşekkür ederim. Ya Sivrice'nin köyü işte, Sivrice'nin. Müdür. Ha? Gelsin işte o görüntü çeker, ben fotoğraf çekerim. Tamam. Çıktım. Tamam.
Buyurun. Sayın milletvekilim, deprem bölgesindesiniz. Olaydan hemen sonra geldiniz. Hemen sıcak sıcağına Sivrice'de ölü yaralı yıkılan bina var. Şimdi alınan duyumlar doğrultusunda konuşuyoruz. 16.50'de deprem oldu. 18.50'de. 19.30'da tekrar ikinci bir deprem oldu. 5.5 büyüklüğünde. Biz merkez ilçedeyiz. Evet. Burada gördüğümüz bir hasar yok. Sadece kimin eviydi? İsmi adı Güzel Saygılı. Adı Güzel Saygılı'nın evinin ağır hasar gördüğü ama yaralı olmadığı oğlu tarafından söylenildi. 7 kardeş köyünde kısmen bir evin kısmen ağır hasar gördüğü duyumu geldi. 7 kardeş köyünde. Evet. Haftasar köyünün camisinin yıkıldığı yine köy sakini söyledi. Kürk köyünde bizim o vali yardımcımız da şimdi oradan geldi. 2 yaralı, bir tanesi çocuk şehre gönderildi. Bu panikten dolayı mı olmuş yoksa enkaz altında? Yok, enkaz. Duvar yıkılmış. Şimdiye kadar çok şükür ölü yok. Ama 4 köyden haber geldi. Hiç hasar olmadığı söylenildi. Ama uzak olan köylerimiz var. Onlara telefonlar da çalışmıyor. O köylerimize de henüz ulaşamadık. Evet. Kriz masası oluşturuldu. Onlardan da inşallah haber gelir. Yani can kaybının olmayışı bizim için çok sevindirici oldu. İnşallah bu şekilde inşallah geçiştirmiş oluruz. Efendim geçiriyorum. Çok teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Buyurun. Ne var oturursa? Yaşar. Tamam abi. Ne oldu? Aynen. Arkadaşlar görevli olmayanlar girmez. Aşağı in. Yaşadığınız sarsıntı nasıldı? Şiddetli mi? Şiddetliydi. Sizin eliniz yaralanmış galiba. Tıraş oluyordum berberde. Camlar çalınca cam kestiler ama. Berberin camları mı döküyor? Evet, camları döküyordu berber. Peki olay sonrası ne yaptınız? Eve kavuşabildiniz mi? Yaralı var mı bildiğiniz? Şu anda burada yoktur. Burada ama yaralı yoktur. Evlerimizde var, hasar var. Peki yetkililerden bu konuda neler istiyorsunuz? Bilgi verdiniz mi evdeki durumlar hakkında? Valla şu anda bilgi vermedik. Bekliyoruz böyle. Geçmiş olsun. Hı, sağ olun, teşekkürler olsun. Vallahi işte ben buradan uzaktayım. Yani bir mahallede teteyim. Babam giller burada oturuyor. Onların yanına geldim. Babamın ayağı yaralanmış. Evet. İşte, bu da kaynım oluyor. İşte eniştem oluyor. Onun ayağı yaralanmış. Evlerde büyük şeyler var, çatlaklıklar var, hasar var. Millet korkusuna işte şu an evde oturamıyor. Eve giremiyor. Yetkililer de şu an olayın şey olduğu için daha henüz buraya kimse intikal etmedi. Evet, geçmiş olsun. Sağ olun. Efendim, siz de olay anında evde miydiniz, dışarıda evdeydim, mıydınız? Evdeydim. Neler oldu anlatın? Valla ne oldu? Sallanınca biz kaçamazdık. Yani iki çocuğumla beraber ev kapıyı bile gidip geliyorduk. Fazil. Ambar adı da var, ayı kıtar. Dur yanına ben de oturuyorum. Gel, gel, gel. Thank you.
Evet, şu anda Suriye'deyiz. 18 Eylül sularında bir deprem meydana geldi. Öncelikle geçmiş olsun diyoruz. Tamam, şu anda kaymakamlık binasının önündeyiz ve duvarı yıkılmış vaziyette. Olay anını anlatabilir misin? Olay anı, ben kapının önünde kanepede uzanmıştım. Gürültüyü alınca ben koştum geldim buraya. Baktım duvar kendi çaya. Herhangi bir çocuk falan da yoktu yani duvarın altında. Evet. Ondan sonra bir toz duman çıktı. Ben tekrar gittim içeriye, benim çocuklar içeride. Çocukları çıkarttım. Daha o oldu. Evet. Başka da görmedim yani. Evinizi terk etmiş durumdasınız. Şu anda evet. Dışarıda yemek yiyorsunuz. Evet. Şimdi korkudan dışarıda duruyoruz. Mecbur. Evet. Herhangi bir tehlike anında, mesela kendimizi kurtarmak için dışarıda kalmamız gerekiyor. Evet. O yüzden kendi şeyimizi güvenceye almamız zorundayız. Geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkürler. Hemen diğerine uzatalım. Konuşacak. Bir altın içine girseniz de. İşte karşıdan görüntü alıyoruz. Zaten ilçenin durumu ortada yani. Buraya gerek yok. Bir şey olmaz abi, sular çatır. Thank you.
Aşağıya doğru. Aşağıya doğru. Baba, ne giriyorsun oğlum ya? Çıktım. Aa Gökhan Bey, alan arkadaşa veriyorum ha. Yok ya, gitmedi Seyir Havali'ye mi? Kör. Cihan, sana bir şey diyeyim mi? Işığı ver. Kardeş. Evet sevgili izleyenler, şu anda Sivriciye bağlı Kürt köyündeyiz. Kürt köyü de depremden büyük hasar gören köylerimiz arasında. Şu anda Kürt köyü sakinleriyle birlikteyiz. Deprem anını hatırlarsın. Her taraf kocaman içine karıştı. Evet. 3 tane yaralı var. 3'ü de Sivriciye hastanesine getirdiler. Evet. Salı ocağına. İşte yıkma önemler de bunlar işte. Oturulmaz oldu yani. Evet. Deprem anını anlatır mısınız? Deprem anında ben yere yattım. Ben dışarıdaydım yine. Evet. Yani kocaman içine karıştı. Ben yere uzandım yani. Dön afeti yarına. Geçmiş olsun. Sağ ol. Başka bir şey yapmak istiyor musun? Bana oradan şey isen müsaade edin. Burada da sakın. Burada da. Ben de abiye gel. Erkan soru sormaya başladım. Bir dakika. Evet, Kürt köyündeki depremle ilgili izlenimlerimize devam ediyoruz. Yanımızda yine Kürt köyü sakinlerinde bir arkadaşımız var. Siz neler söyleyeceksiniz? Evler yerle bir olmuş durumda. Evet. Bir geçmiş olsun diyoruz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Deprem anında zaten büyük bir şok yaşadım. Ben köye çıkıyordum. Köye çıktığımda bir anda bir ses aldım. Baktım şöyle kapılar, demir kapının yanındaydım o anda. Demir kapıya sanki içeriden birileri vuruyor gibi geldi bana. Ben arabamı 34 üzerindeydim. Dedim yoksa bir şey mi oldu? Bir baktım duvarlar böyle acayip bir şekilde sallanıyor. Toz duman içinde. Köye doğru bir baktım zaten direkler falan teller şey yapıyor. Ben kendim attım aşağıya doğru. Duvar üzerime gelmesin diye. Dumandan zaten başka bir şey göremedim. Böyle yukarıya doğru baktım dedim. Çevrede acaba başka bir şey var mı? Çıkalım ya. Köyün nüfusu kaç? İlerideki evler çok iyiymiş. Bak oraya. Tamam gel. Bağırdım yani çocuklarıma. Dışarı çıktım. Beyler biraz sessizlik. Sesimin de gittiğini sanmıyorum zaten o heyecandan o şeyden. Kendimi zaten dedim daha dünyanın sonu gibi. Ama çok şükür fazla bir şey zayiatımız yok da köyün muhtarı evet, yani. Yalnız oturulacak ev yok köyümüzde. Peki köylülerden haber alamadınız var mı? Yok hepsiyle temasa geçtik yani. Komşular sağ olsunlar herkes birbirine şey yaptılar, haber aldılar. Evet. Çevre köylerde de zayiat çokmuş yani aynı bizim köy gibi. Yani enkaz altında kalan falan yok değil mi? Yok, 3-4 tane vardı. Onlar da zaten çıkarıp şeye götürdüler. Yaralıları yani hastaneye yetiştirdiler. Gece ev dışında geçinmeyi düşünüyor musunuz? Herhangi bir deprem tabii, tehlikesi? Tabii. Zaten gördüğünüz gibi her zaman için sallanıyor yani. Sokaklarda. Yani söylememe de gerek yok. Yani bu yıllarca Türkiye'de yaşandı yani bu deprem korkusu var. Onların dışarıda aylarca kaldığını biliyoruz. Şimdi bizim de içeriye imkanımız yok zaten. Can güvenliği için mecburen yani kendimizi dışarı atmışız. Artık ilgilerden destek bekliyoruz. Yani bunun başka bir söylenecek bir tarafı kalmadı. Herhangi çadır falan desteği var mı şu an? Şu ana kadar bir şey gelmedi. Vali Bey geldi mi? Yardımcısı geldi. Evet. Tabii gezdiler, dolaştılar, baktılar. Belediye başkanımız falan geldi. Milletvekillerine gelen oldu mu? Yok. Tamam oldu, teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun Aycan. Kayıp. Evet, görüntülerde de izlediğiniz gibi Kürt köyündeki evler yerle bir olmuş durumda. Bende var ne yoksa içeride komple duvarlar yıkılmış oluyor. Deprem anında bir tane ben yere yattım yine. Taş kararası yani 3-4 kere sallandı. Adamın yüzüne de. Ben ilk kere yaptığımda depremin daha yeni yaptım. Evet. Burada eller oturumda oturmazlar yani. Evet. Hocam burada oturamazsın yani. Evet. Boşaltacağız.
Yarlazı'da ya da başka bir tarafta. Evet. Hükümet tarafında çadır olursa dışarıda yaşayacağız. Evet. Evet. Başka bir şey de yok ama. Bak ileri gidelim. İlerideki var. Oraya gideceğiz hemen. Evet. Yetkililerden ne gibi destek bekliyorsunuz? Yetkililerden valla gerekenin yapılmasını istiyor. Çadırmadır. Evet. Yapılmasını yani. Ya da para arasında. Yani başka bir işlerini de yaparsın. Ya da çadırmasınlar yani. Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Gel abi. Taner var mı abi? Abi. Taner var mı? Taner yok abi. Taner o zaman senin evin suyu götürmeyin. Dıştan görünüşü sağlam gibi gözüküyor abi. Yani şimdi esas yerine geldiğiniz vakit şu görüntü var. Yani bakabilirsiniz yani şuradaki görüntü var. Bütün %99 evlerimizin durumu da budur yani. Ön cepheden bakınca böyle, arka cepheden bakınca böyle yani. Bunun ancak buraları göster. Nerelere? Sabahleyin gelip de göreceksiniz yani. Başka türlü şimdi gezemeyiz fazla. Öyle de böyle. Durum vaziyet bu yani. Hükümet yardım edecek yani. Çadır olacak. Ya, başka bilemiyoruz yani, yani. Burada nasıl yaşayacağız? Nasıl kalacağız? Onu da bizim için çok büyük sorun. Yaşarıda gidip kirada kalacak ya da hükümet çadır verecek. Tamam. Hayvanlarımızı çünkü falan hep dışarıya almışız. İşte evdeki değerli eşyalarımızı dışarıya çekebildiğimizi çekmişiz. Bekliyoruz işte dışarıda canımızı kurtarma için dışarıda duruyoruz. Geldim yani. Çadır gelmedi. Allah yardımcısı. Geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür hocam ederiz. Kayıtta. Gel. Orada kal, sağa gel. Sola da o boruları. Gel. Daha ileri, daha iyi devam ha. Aşağılara gidiyor şu üstümüzde. Kafanızı oturun. Yatıklarını oturun. Recep, senin isim ne? Sevgili. 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 Var mı? Fatih. Bak bu. Şu kadar lambayı ne yapıyorsun hemen? Kuzineye gel. Gel çok çağır kuzineye. Kız lambayı ne yap? Getirirler ama. Tamam çağır. Kuzineye gel. Arkadaşlar ben kim geçeyim? Ben burayı da çek hele buraları. Yavaş ellere tamam. Tamam kuzineye gel. Yok yok şey işte. Telefon da var. Tamam. Bitir. Çıkalım önden. Ne yapıyorsun? 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 Ne y
Dur geçme. Burada şey yıkılmış ha. Abi bak orası yıkılmış, o şey sahil. Baba! Hadi! Thank you.
Hocam hadi ya. Hocam. Arkadaşlar bakmayın. Hemen gelsin. Hemen Sayın seyirciler, Devlet Hastanesi'ndeyiz ve yetkililerden bilgi alacağız. Saatler 20.10'u gösteriyor. Efendim, durum nedir? Gelen yaralı sayısı? Şu ana kadar bize ulaşan yaralı sayısı 4 adet. 2 tanesinin durumu çok hafif, 2 tanesinde kafa travması var. Tomografilerini çekip arkadaşlarımız değerlendirecekler şu anda. Peki, Sivrice'den geldi bu yaralılar değil mi? Tamam. Evet. Elazığ merkezde herhangi bir problem yok, şu ana kadar gelen bir bilgi yok size. Elazığ merkezden sadece korkuya bağlı olarak bir iki vaka geldi. Onda doktorlarımız aşağıda hepsinin müdahalesini yapıyorlar şu an. Peki, Sivrice'den gelen ambulanslardan edindiğiniz bir bilgi var mı? Hasar büyük mü Sivrice'de? Var mı başka yaralı sayısı konusunda bir bilgi var mı? Vallahi bizim edindiğimiz bilgiye göre Kürk köyü ve bir diğer daha köyü vardı. O iki köyde hasar varmış ama hasarın büyüklük derecesini biz de tam bilmiyoruz. Şu ana kadar can kaybı yok. Can kaybı hayır yok şu ana kadar. Peki, teşekkür ediyoruz. Merhaba. Kalabalık yapmayız. Hadi bakalım. Lukat'ta oturuyorduk biz arkadaşlarla. Sivrice Kürk Köyü'nde. Kürk Köyü'nde. Birdenbire çok kuvvetli bir sarsıntı oldu. Ayağa kalktım. Beni duvardan duvara böyle itti. İtince yani benim ayakkabım hem ayağımdan çıktı. Çıkınca bir baktım şankırtı, duvarlar yıkılmaya başladı. Biz kenara kaçtık. Ama bir baktım, haber geldi ki teyzenin altında kalmış. Gittik onu çağırdık, getirdik. Başka köyde durum ne? Başka yaralı var mı? Herhalde yarısı yıkıldı. Yani yaralı çok diyorsunuz köyde. Yaralı pek belli değil. Henüz belli değil. Mutfaklardaydı. Onun için yaralı az olabilir. Saatin erken olması biraz bu konuda şanslı. Çok. Yani bir saat sonra olsaydı, yaralı yarı yarı olurdu yani. Ben bahçede susurluydum. Kimin çocuk? Hiç aniden böyle bir baktım ağaçlar birbirine de gibiler. Salladık o taraftan çarptı o tarafa. Ama bıraktım köye koştum alt baştan girdim. Hangi tarafı baksam yıkılmış. Geldim kardeşim kızı vardı, yaralanmıştı aldım. Bir arabaya bulduk, hani işte yatırdık. Ya. 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 Abi bir şey var mıydı sizde? Ya millet kapıda kaldı, dışarıda kaldı ya. Yeni terdi. Ya var.
Kabaları bitmiş. Yan taraf onlar geçmedi. Belki onların şu anda zarar görenlerin bir kısmı da şey de olabilir. Hak sahibi de olabilir. İlk yani önce bir şeydi. Belki şey de olacaktı. Ama tabii hasar zaten karşılamış daha önce onlar. Buradan da yolu asfalt. Sabahtan 3 tane şey var. 57 civarında. Emniyette biraz çatlaklar var. Benim gördüğüm diğerlerinde o kadar küçük bir şey yok. Emniyette gördüm ben. Bir ihtiyacınız dün akşam bir şey var mı? Sayın Valim akşam yerimiz ayrılmış dedi. Teşekkür ediyorum. Gitmedin mi? Gittik Sayın Valim. Gittiniz mi? Gittim. Burada kaldı. Bilmem. 60 tane olan yere 120 tane çadır verdi. Çadırımız var veriyoruz. Yani bunda böyle bir şeyimiz yok. Bunu şey yapmamıza gerek. Orada da 25 tane var ama onlar da çıkmadı durumda. Yani sadece tamam tamam aldık işte. Oraya herhangi bir yardım yapılmaz. Arkadaşım oranın haberine siz gitmedi. Sizden yaralı olmayınca ev yıkıldı mı hiç? Evet. Burası yıkıldı. Yani hasar da çok. Tamam onu inceleyip gönderecekler şeyden sonra. Seni reddetmemişler. Demişler ki almışsın daha talebi. Ne zaman ilettin sen bu talebi? Biz bir gün sabahleyin buraya geldik, burada Kızılay'da bir şey gönderdi, kaymakamına gidiyor. Kaçta gittiniz? Kaçta gittiniz? Dilekçeyi kaçta? 11'de saat 11. Tamam, saat 1-2 saat olmuş. Gidip bakacak, iyi bir durum alacak, göreceğiz. Ama biz, yani sizden önce diyelim ki 10 gün önce bir yerde Allah vermesin bir deprem olduydu. Orada bütün çadırı dağıtsak size hiçbir şey veremezdik. Anlıyorum Sayın Valim. Biz de bunu... Sayın Muhtarımız zaten 200-250 metre aramızda bir mesafe var. Yani aynı hasar burada da var. Yani ya yok demiyorum ben. Vardır ama bakacaklar bir de gündüz olduğu için. Şimdi gece olsa daha süratli olurdu. Belki de şu anda geldi veya bir saat içinde gelecek. Bakalım. Yani buradaki Kızılay'dan faydalanalım en azından. Yani ya oradan buraya şey gelecek yani bu... Siz onu bir anlayışla karşılayın. Bizim yakınımızdaki köye verildi ama hemen şu ilerideki bizde... Bak hep aynı şeyi söylüyorsun. Ben de aynı şeyi söylüyorum. 11'de dilekçe vermişsin, gelip arkadaşlarımız inceleme yapacaklar. Ondan sonra da gerekiyorsa çadır verilecek. Burada hiçbir şeye fazlasıyla biz çadırı verdik. Çadırda bir sıkıntımız yok. Size reddetmemiş, sana çadır vermiyorum dememiş ki kimse. Ama bir vakit alacak. Yani bakın arkadaşım, 15 tane köyden hepsinden farklı farklı şey geliyor. Hastanesi var, şeyi var. Biraz anlayışlı şey. Otur şurada bir köyün şeyini kendin yapmaya çalış. Sen bir tek kendi çadır ihtiyacını şey yapıyorsun. Yani orada köyde bizi... Bak ama ben lafımı bitirdim mi aynı şeyi söylüyorsun. Muhtarın kim senin? Muhtarımız biz Bahçeköy muhtarı. Ben gittim kendisine müracaat ettim. Orada herhangi bir yasak falan yok. Çünkü biz buraya çok yakın. Burası mezra. Tamam da sen ona bağlı mısın? Onlar bize muhtar. Çok uzak. Burası bize çok yakın. Ya, tamam da senin muhtarın orası değil mi? Orası ama ben gittim muhtar kendi işiyle ilgileniyor. Sen var ya. Yok öyle. Tamam biz de... Evet.
Bak seni çekeyim bak. Kolay gelsin. Çek. Görev başında çalışın kaptan. Çek. Ben Selahattin oğluyum, Kürklü. Evet. Bir deprem geçirdiniz, geçmiş olsun öncelikle. Sağ ol, teşekkür ettim abi. Sizin bulunduğunuz yerde hasar var mı? Bulunduğumuz yerde şu anda evde durulacak hiçbir imkan yok. Bütün eşyaları boşalttık, eve giremiyoruz. Korkumuzdan atçı depremler devam ediyor şu anda yani. Gereken eşyalarımızı boşalttık yani, çadırımız da yok. Arka bahçeye yıktık malzemelerimizi. Şu anda açıktayız işte, çadır bekliyoruz, çadıra gireceğiz. Köyden depremden sonra köyde göç başladı mı? Göç, bahçelere göç yaptılar, boşalttılar. Az önce devletin tüm mevcileri buradaydı, görebildiğiniz Kızılay. Görüştük efendim. Sivil savunma uzmanları. Görüştük efendim, her imkanlar olacak öğleden sonunda. Çadırlar gelecek. İşte büyüklerimiz geldi, görüştük. Sayın Başkanımız, ağarımız, valimiz hepsi buradaydı. Tüm imkanlar dedi, yapılacak dedi. Sabırlı olun. Hiç telaşa gerek yok. Deprem olduğu vakit. Evet. Köyde miydiniz? Neredeydiniz? Köydeydim ben. Akşam buradaydım. Bahçeye gittim işte. Bir baktım kendim, dedim başım dolanıyor dedim. Gelip gidiyorum. Geldim. Çay, köy toz duman içinde depremi hissettim o anda. Koştum dedim, annem babam belki altta kalmıştır. Geldim ki evler yıkılmış hepsi. Annem babam da şuraya yığılmışlar zaten. Korkudan eve girememişler. Evde de değillerdi zaten. Evde olsalar gitmişlerdi. Bizim ev komple gitmiş. Peki sizin ev kaç yıllık ha? Şu an bizim ev 150-200 asır yani. 200 senelik yani. Öyle mi baba? Kaç asırdı burası? He? Kaç senelikti bu ev bizim? 210 sene olmuş. 210 sene olmuş, asır yani, eski ev. Çok eski ev. Gitmiş zaten, komple yıkılmış içerisi. Köyde mi kalacaksınız, şehre taşınacaksınız? Köyde daha yerimiz yok, Elazığ'da da evimiz yok. Bir imkan sağlayacağız, bir devlet bize bir yardımcı olursa burada bir yer yapacağız. İmkanımız olursa bir ufak bir ev yapacağız. Yapacaktık. Yani eviniz yapılsa tek köyde... Evet, şehirde ne işimiz var? Bizim aşırı burada kavruk bir şehirde. Ne iş yapak bu bir yaştan sonra? Peki de, geçmiş olsun. Sağ olasın. Bu köyün dışında tarlalar var. Tarlalara da araziler var. Bu köy komple hepsi yan yana bitişik var. Abi ya içeriye bakalım. Gel hanım, buraya bak. Kameraya gel. Kameraya gelsin biraz. Murat Bey gel. 150 yıllık ev. Duvarları... Şahiye bir de burayı sallanıyor. Ya boşa çıktı abi ya. Daha durulacak. Gözüm onu seni çekeyim. Ya. Var mı kalmış ya? Şu an köyünde bir evin içerisindeyiz. Bu ev oturduğumuz bir halde mi sizce? Şu anda bu evde, şu anda şu şekil durmamız bile hata. Her an için yıkılabilir yani. Komple yıkılmış görüldüğü gibi. Hiç oturulacak bir hali yok. Bundan sonra ne yapacaksınız? Bundan sonra sayın devletten bize bir yardım gelmezse kendi çabamızla ya bahçelerde, çadırlarda kalmayı düşünüyoruz. Ya bakacağız arabanın içinde, nerede olsa yatacağız yani. Şu anda bu ev yaşanacak halde değil. Durmamız bile hata şu anda. Komple yıkılmış. 200-300 asırlık evler bunlar. Bu köyde en eski ev 150 senelik ev. Hiç sağlam bir tane bile ev kalmamış köyde şu anda. Komplesi yıkılmış. Dışarıdan görüldüğü gibi değil yani. Dışarıdan sağlam gözüküyor ama içeri komple darmadağın olmuş. Yıkılmış. Geçmiş olsun. Sağ olun. Abi gel durma gel. Gelim abi gelim. Eve bak. Yangın çıkmaz. Evde durması bile hata yani. Eve çıkmaz. Gel kanı alın da ekleyeceğim. Allah'ım. Yemek yok. 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 Yemek yok
İmam abi bizim abi oraya da iki tane vereyim abi. Orada aldı, aldı ve asıldı da. Havanlar kalmamış ya. Şöyle. Hat sıra ne diyeyim de hat en geri bina güzellik sana. Taşlar ha, etmek taşlar. Onun ya tarafa bağla, vuruyor, kavrayamıyor. Şeker var da. Ya da Allah devletin zavallı nasıl yetişmişler ya. Sıra böyle bizim arkadaşlar tek sıra. Daha zor. Böyle gel. Aslanlar geçti mi şeye doğru, Sivrice'ye doğru? Geçti, geçti. Çocuklar merhaba, nereye, göreve mi gidiyorsunuz? Ha şey için, hadi kolay gelsin. Sayın Genel Başkanım, dün biz zaten deprem olduğu anda toplantı halindeydik karşıda. Sayın Valimiz, belediye başkanları ve buradaki kaymakamımızla beraber orada Mali İdareler Birliğimizin toplantısı vardı. Tabii deprem olunca hepimiz dışarıya çıktığımızda dağın eteğinde dumanların çıktığını görünce orada olayın büyük olduğunu tahmin ettik ve orada hemen Kürköy'üne gittim. O akşam gece saat
12'ye kadar 12 köye gezmiş olduk. Gördüğümüz manzara şudur. Eski yapılı binaların %80'i tamamen yok olmuş durumda. Yani oturulamayacak durumda. Oturan var mıydı oralarda? Evet. Gündüz işte orada oturup da özellikle kadınlar ve çocuklara dikkat ettik. Onlar zaten yaralı. Kürk köyünde 6 tane yaralı vardı. Onlardan bir tanesinde hatta en son yaralıyı biz getirdik sağlık ocağına. Elazığ'a gönderdik. Şu anda 9 tane yaralı olduğunu akşamleyin tespit etmiştik. Bunların hepsi hastanedeydi. Fakat 3'ü gördüm, daha çıkmış, 6'sı kalmış. Evet. Bir tanesinin vefat ettiğini söylediler ama biz onunla görüştük. Öyle bir vefat hadisesi yok. İşte ondan sonra çadırlar gelmeye başladı. O çadırları dağıttık köylere. Yardımcı olduk. Zaten güçler, Kızılay'ın ekipleri hepsi anında geldiler. Özellikle Sivrice Emniyetimiz, Sivrice Jandarmamız, Sivrice Sağlık Ocağımız hakikaten çok olağanüstü çalıştı. Sayın Valimiz anında buraya intikal ettiler. Kaymakamımız zaten görevin başındaydı. Ve herkes görevin başında. Köylerde memnuniyet verici bir hadise ile akşamları karşılaştım. Daha doğrusu göğsümüzü kabartan bir hadise. Oraya gittiğimizde jandarmamızın ekiplerinin bütün köylerde olduğunu ve sanki depremden önceden haber almışlar gibi bütün 112 acillerin her köyde bir iki tane olduğunu gördük. Bu da çok büyük bir memnuniyet verici bir hadise. Şu anda size arz edeceklerim bunlar Sayın Bakanım. Değerli basın mensubu arkadaşlar. Olsan sen de ben çıkacağım. Olsan ne? Dün akşam gece ileri saatlerde bilgilerin tamamını aldık. Akşam aşağı yukarı 17-18 civarındaydı değil mi tam saati? Evet. Deprem haberi üzerine yakın bir takip içerisindeydik. Gerek Vali Bey'le, gerek Elazığ Belediye Başkanımız, gerek Sivrice Belediye Başkanımızla yaptığımız görüşmelerden şükürler olsun bir can kaybının olmadığını ve ilgili kurum ve kuruluşların tamamının süratle olay yerine gittiklerini, düzgün bir organizasyonla meselenin kontrol altına alındığını öğrendik. Ama buna rağmen Allah'a bin şükür can kaybı da olmamasına rağmen gelip hem sıkıntıyı hemşerilerimizle paylaşmak, bir yandan da kamuoyunun dikkatini bu gelişmelere çekebilmek lazım. Görünen odur ki Türkiye jeolojik konumu dolayısıyla Doğu Anadolu fayı, Kuzey Anadolu fayı gibi iki önemli fayın hareketli olduğu görülmektedir. Bilim adamlarının söyledikleri bu. Yüzyılımız, günümüz bilim çağı, teknoloji çağı. Ve bu çağda bilimin gösterdiği yolda mutlaka tedbirleri oluşturmak mecburiyeti var. Önemli olan. Ama tabii Elazığ Belediye Reisimizle de aynı şeyi konuşuyoruz. Sivrice Belediye Reisimizle de aynı şeyi konuşuyoruz. İmar hareketlerinin ne kadar önemli olduğunu herkesin kavraması lazım. Bilhassa tabii bu konuda izin veren makamların kavraması lazım. Gerek yer seçimi, gerekse yer seçiminden sonra da inşaatların kontrolü, deprem yönetmeliğine uygun hale gelmesinin fevkalade önemli olduğu ortadadır. Ve bütün bu depreme hassas olan bölgelerde kamu binaları başta olmak üzere ki bunların başında hastaneler gelir, okullar gelir ve diğer güvenlik hizmeti yürüten kamu binaları gelir ve onu takip eden diğer kamu binaları gelir. Sonuç olarak Allah korusun böyle bir sıkıntı karşısında hizmet, sağlık ve güvenlik hizmeti ve teknik hizmetlerdir. Dolayısıyla önce kendisine çeki düzen vermesi lazım gelen bir kamu yönetimiyle karşı karşıyayız. Bunu yapan kamu yönetimi aynı zamanda vatandaşların da Allah korusun diyoruz defalarca ama bir olası depreme karşı
her türlü hazırlığın yapılması gereği vardı. Bütün bunları yaparken tabii vatandaş tedirginliğe sevk etmeksizin ama yapılabilecek her türlü tedbiri de almak suretiyle yapılması gerekmektedir. Bu konuyla ilgili üniversitelerinde, ilgili devlet kurumlarında ve belediyelerinde mutlaka yapacağı görevler vardır. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili yetkin bilim adamlarıyla beraber yeniden bir ay başından sonra biraz daha geleceğiz. Bir hazırlık yaptıralım onlara. Belediyelerimiz burada çalışmalarını yapmalıdırlar. Nelere ihtiyaç vardır, neler yapılmalıdır. Bunlar ortaya çıkmalıdır. Biz her seferinde hep olay olduktan sonraki tedbirlere ağırlık vermişizdir. Bu ilahi bir ikaz olmuştur. Şükür Allah'a ki acısız atlatılmıştır. Ama geleceğin düzgün şekilde yapılandırılmasının yolu da bu ikazlara kulak vermekten geçmektedir. Şimdi burada hem jandarma hem kaymakamlar ve şerdak uğrarız arkadaşlar. Burada ise hem sağlık ocağına bir teşekkür ederim çalışmalarından. Hem Sivriceli hemşerilerimize geçmiş olsun diyelim. Oradan da bir Kürt köyüne gidelim anlaşılan. En fazla ağırlık oradadır. Bir Kürt köyüne gidelim. Sayın Genel Başkanım burada bir şantiyelim. Ya bir arkadaşlara söyleyin de sakin olsun. Yürütmeyi gerektirecek bir şey yok herhalde. Alo. Hem zaten hem de basın mensubu arkadaşlarıma yorgunluğumuzu bağışlayın. Gece zaten sabaha kadar yatmadığımız için unutkunluğuma geldi. İnanın bu gece sabaha kadar çok değerli Elazığ Belediye Başkanımız Süleyman Sermanoğlu aracıyla, gereciyle, bütün personeliyle sabaha kadar bizimle beraber burada sabahlamıştır. Kendisine huzurunuzda, Sayın Genel Başkanımın huzurunda şükranlarımı ve teşekkürlerimi arz ediyorum. Unuttuğum için de özür diliyorum kendisine. Konuyla bağlantısı yok ama biz halk olarak yok. Ben Sayın Bakanımı bilgilendireyim. Sivrice'de asfalt dökülüyor Sayın Bakanım. AK Parti İlçe Başkanı dökülen asfaltın önüne geçiyor dozerin önüne. Burası Doğru Yol Belediye Başkanı'nın mülkü değil. Buraya dökemezsiniz. Ekipleri Elazığ'a geri gönderiyor. Bunu basın huzurunda söylemekte yarar var. Yani Doğru Yol Belediye Başkanı'nın... Belediye Reis'in evinin önüne mi dökülüyor? Hayır, caddeye, halkın yerine. Orada kesiyor asfaltı. Kamu görevlisi bu arkadaş. Hayır, sadece ilçe başkanı. Hukuki bir yetkisi bile mi? Hukuki bir yetkisi de yok Sayın Genel Başkan. Ve bütün ekibi kaldırıyor bölge. O devirler 50 sene evvelde kaldı ya. 46'da falan kaldı. Öyle bir şey mi kaldı Türkiye'de şimdi? Vatandaşa yapılacak hizmetlerin yapılıp yapılmamasını parti ilçe başkanları mı Türkiye'de tayin edecek yani? Öyle bir şey mi var? Parti ilçe başkanları kendi parti programları çerçevesinde ilçe binalarında otururlar. Köylerinde, kasabalarında gezerler. Vatandaşın kendilerine yönelttiği herhangi bir şikayet, talep, arzu varsa onu ilgili kamu kurumlarına iletirler. Kamu kurumlarının çalışanlarına emir vermek yetkisine arz olan ilçe başkanlığı devrinin biz kapandığını zannediyorduk. Açılmış demek ki. Yani. Bunun herhalde gereğini ilgili partinin il başkanı ve daha önemli yetkililer yaparlar herhalde. Yapmazlarsa tabii suç duyurusunda bulunmak lazım. Savcılığa herkes kendi hukuki çerçevesi içerisindeki davranışları yerine getirebilir, onun ötesine çıkamaz. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Sağ olun, sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş geldiniz. Hasan Bey. Efendim başkanım. Kırmızı masada. Thank you.
Geç hoş geldiniz hoş geldiniz. Gel olacak. Ben size döneceğim evet. Gelecek. Tamam, öbürlerin kaçtaydı haberleri babay? 10'ar dakika, 10'ar 15'er dakika. Jandarma bir tarafta, kaymakamın şu karşı. Kaymakam Bey orada mı? Burada mı? Kaymakam Bey orada. Emin misin? Eminim. Arkadaşlar, bir kalabalık yani herhalde. 3-4 kişi geldi. Nasılsınız? İyisiniz. Sağ olun. Ya kimse gelmesin de bekliyordunuz seni. Bir 5 dakika da bekliyorum. Bir dakika bir bekleyin. Güzel oldunuz arkadaşlarımız. Sağ olun. Burada mı oturuyor çalışıyorlar? Efendim. Merhaba çocuklar. Merhaba. Diyarbakır'dır bundan geldi. Evet. Yok efendim, sıkıntı olmadı. Biz gece köylere ışık verdik. Kadırların dağıtılmasına yardımcı olduk. Aydınlatmayı yaptık. Kızlara yemek verirken aynı şekilde yine sabaha kadar biz aydınlatma yaptık. Arama kurtarma gerektiren bir şey yoktu. Şu an yine de artçılar olduğu için burada beklemedeyiz. Bir eğitim çalışması gibi oldu. Evet. Hadi ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Fren yok inşallah. Çok teşekkür ederim. Hadi geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar hem geçmiş olsun hem teşekkür ederim. Hem çalıştığımız yoruldum. Hem de geçmiş olsun hepinize. Ben Hasan Bey geçmiş olsun. Sayın Bakanım hoş geldiniz efendim. Maliyat Başkanı'nız. Sağ olun. Hoş geldiniz efendim. Sen bilirsin. Hoş geldiniz. Sağ olun Ahmet Bey. Geniş durun. Buyurun Sayın Bakanım. Hoş. Kayda buradan var. Aldıysan. İttikar edeceğim. Ne var? Sayın Vali Yardımcımız, Osman Bey burada. Size bilgi arz edecek. Zahmetler olmasa Osman Bey bir. Değerli basın mensupları, Sivrice ilçemiz ve köylerinde 18.50 sularında meydana gelen depremde, 5.5 şiddetindeki depremde ilk alınan bilgilere göre 12 köyümüzde hasar tespiti görülmüştür. Bu olaylarda ölü bulunmamaktadır. Yaralı sayısı 12 olup, bunlardan SSK Hastanesi, Tıp Fakültesi ve Devlet Hastanesi'nde 6'sı taburcu olmuş, 6'sı şu anda yatmaktadırlar. Ciddi bir problemi yoktur Sayın Bakanım. Diğer köylerimizdeki şu anda Kızılay'dan 500 çadır ve 590 battaniye gelmiştir. Şu ana kadar 275 çadır dağıtmışız efendim. 590 battaniye, 225 çadırımız merkezde beklemektedir. Kızılay'ın ekipleri şu anda iki ekibimiz Kürk köyünde yemek yapmaktadırlar. Ve sabah kahvaltılığımızı yaptılar. Bütün hazırlıklarımız tamam. Diğer köylere servis usulüyle götürmektedirler. Bayındırlık ekiplerimiz 3 ekip kurduk Sayın Bakanım. Şu anda Kürk köyünde Kösebayır ve Soğukpınar'da hasar tespit çalışmalarını yapıp bir an evvel tamamlayacaklar. Ayrıca Telekom İl Müdürlüğü'nden 6 ekibimiz geldi. Bütün tespitlerimizi yapıyor. TEDAŞ'tan ekiplerimiz geldi. Köylerdeki 10-15
santrallerde problem var. Saat bugün 12'ye kadar bütün problemleri çözecekler efendim. Şu anda benim arz etmek istediğim bunlar Sayın Bakanım. Evet, ciddi bir problemimiz yok Sayın Bakanım. Çok teşekkür ederim. Böyle bir geçin Mustafa. Haberin alınmasından itibaren Elazığ'da başta il valimiz olmak üzere Sivrice Kaymakamımız, vali yardımcılarımız, Elazığ Belediye Başkanımız, Sivrice Belediye Başkanımız ve Kızılay'ımızın çok değerli temsilcileri konuya vaziyet etmişlerdir. Şükürler olsun ki ölüm olayı da yoktur. Daha rahat çalışma imkanı bulmuşlardır. Ve bize verilen bilgiler çerçevesinde de noksan bir hizmet bırakılmadığı görülmektedir. Bütün kamu görevlisi arkadaşlara, onların yanında elbette ki polis, jandarma ve sağlık müdürlüğümüzün ekiplerine de teşekkür etmek istiyorum. Göründüğü kadarıyla hem barınak meselesi hem yiyecek meselesi Kızılay'la müştereken halledilmiş görülmektedir. E tabii ki bundan sonra yapılacak işler vardır. Bir yandan burada evini kaybeden insanların tespitinden sonra gerekli yardım mutlak devlet yapacaktır. Ama dediğim gibi esas temel mesele de bu tür olayların meydana gelebileceği ihtimali gözden ırak tutulmayarak geleceğe yönelik tedbirlerin bütün Elazığ sathında yaygınlaştırılması lazım. Kolay bir iş değildir. Ama bir yerinden de başlanması lazım gelen işlerdir. Özellikle bundan sonraki imar hareketleri konusunda belediyelerimizin hassasiyeti, vilayetimizin hassasiyetinin daha da yoğun olması icap etmektedir. Özellikle kamu binaları fevkalade önemlidir. Çünkü sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü yerler başta olmak üzere okul binalarının önemi fazladır. Günün, gecenin hangi saatinde olacağı belli olmayan bir felakettir Allah korusun. Bu bakımdan özellikle toplu yerlerin öncelikle ele alınması gereği vardır. Elazığ vilayeti mali idareleriyle, vilayetiyle, valisiyle, kaymakamıyla, sağlığıyla, polisi, jandarması, güvenlik kuvvetleriyle ve onların desteğinde olan Kızılay'la bir ölçüde çok başarılı bir tatbikat gerçekleştirmiştir benim ölçülerim içerisinde. Allah inşallah buna benzer sıkıntılar vermez. Bütün arkadaşlarımıza ben teşekkürlerimi ifade ediyorum. Gayet yerinde hizmetlerle vatandaşın sıkıntıya girmesini engellemişlerdir. Şimdi buradan da kalkıp bir Kürt köyüne doğru gidelim bakalım. Efendim, burada efendim de yine kamu kurulanda görülen zararlar var. Hepsi ilçe binasında, ilçe emniyet binasında, Cumhuriyet Ülke Yönetim Okulu'nda ve bir devlet ait bir lojmanda. Kamu kurulu binalarında yine depremde yine çatlaklar çıkıyor ama herhangi bir enkaz yok. Bu duruma ne diyeceksiniz? Yani bu konuşmamda da söyledim. Yani bu Türkiye'de hepimizin bildiği bir rezil iştir bu. Yetimin malı boğazdan geçmez. Bunun kontrol edeni de yapanı da bu devlet hazinesinden harcanan paranın ne anlama geldiğini bilmelidir. Hiç kimse burada bir ihmalkarlık içerisinde olamaz. Bunun affedilecek hiçbir tarafı da yoktur. Her meseleden ders almak bir felaketli olmamalıdır. Şükürler olsun burada bir can kaybımız yoktur ama bu bir ilahi ikazdır. Tedbirler oluşturmak lazım. Özellikle kamu binaları konusunda ihmal edenler hakkında da gerekli işlemi mutlaka yetkililer yapacaklardır, yapmaları gerekmektedir. Gösterilmez söz konusu olamaz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben bahçedeydim, balkondaydım. Tabii vatandaşı yatıştırdı, orada bir yaralımız vardı. Hemen arabamızla gönderdik. Yani şu anda bize bu nedir bu sebebi? Bu olmuştur böyle yani bir devlet kurumu. Bak oradan al bir tane.
Metin Bey, tamam. Metin Bey, öncelikle çalışmalarınıza kolay gelsin. Dün acı bir olay yaşandı, deprem yaşandı. Siz buraya ne zaman geldiniz? Yapılan çalışmalar hakkında biliyorsunuz. Biz dün 7-7.5 civarı bu köye geldik. Bu köyün haricinde 3-5 köyde uğradık. Hasar tespitinde bulunduk. Dün 7'den bu yanı buradayız. Buradasınız. Evet. Peki çadır sayısı, battaniye sayısı bunlar? Şu anda ortalama 250 çadır, 600 tane battaniye dağıtmış bulunmaktayız. Herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Herhangi hiçbir sıkıntı yok. Sağ olsun vatandaşlar da bize bu konuda yardımcı oluyorlar. Peki hiçbir burada şimdi yok. Ben yemek dağıtıldığını görüyorum. Kaç kişilik yemek var burada? Şu anda 1500-2000 kişiye yemek yapıyoruz. Yemek yapıyoruz. Evet. Vatandaşlara dağıtıyoruz. Vatandaşlar sabah, öğle, akşam olmak üzere 3 öğün sıcak yemek dağıtıyoruz. Peki kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet Bey, öncelikle evet. Geç. Sağ olun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Öncelikle sağ olun, dün acı bir olay yaşandı. Sağ olun. Bize yani. Olanları ve o anki vatandaşların durumunu anlatın. Vallahi Allah'a çok şükür ki bir can kaybımız yok. Hasarımız çok fazla. Yani evlerimizi görürsünüz de belki çekim yapmışız. Devletten, validen, sayın milletvekillerinden hepsi geldiler geceden belli. Hepsi alakadar oldular. Kızılay'ımız aynı şekil. Sıkıntılarımız oluyor tabii. Olmamaz diye yok. Çadır noksanlığımız var. Onu da temin edecekler. Temin edecekler. Peki genel olarak vatandaşların durumu nasıl? Depremden sonra da bir panik yaşandı. Sonuçta 5.5 büyüklüğünde tabii, bir deprem. Tabii. Genel durum nasıl? Vatandaşlar ne durumda şu an? Valla genel durum şimdi evleri yıkılmış. Dışarıda hayvanları hiçbir şey kalmamış. Hiçbir şey kalmamış. Eşya olsun. Çok şükür ki bir can kaybımız yok. Can kaybının olmaması sevindirici. Bu sevindirici. O bir şeyler devletimiz sağ olsun. Devlet şeyimizden inşallah hepsinin yararı yakın zamanda sarılır. Peki geçmiş olsun. Sağ olasın. Abi sola kay. Emoş. Sağ korkma korkma. Hele dikkat et. Ben ne olayım? Abi tamam kal böyle. Tamam, kal abi, kal. Tamam. Tamam abi, kal böyle. Lan ne oluyor? Ferrari. Abi dinleyin daha. Kaptan! 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 Hasar görenlerle ilgili yardım mutlaka yapılmalıdır. Onları hep birlikte takip edeceğiz. Düzenli bir çalışma yürüyor. Şükürler olsun bir can kaybı da olmadığı için. Herhalde daha sükunetle ve netice alıcı bir sonuca doğru gideceğiz. Ancak da bizim için esas önemli olan, üzerinde durmamız gereken Elazığ'ın ve bu bölgedeki bütün deprem riski taşıyan her yerin muhtemel, Allah korusun tabii hiç istemiyoruz ama böyle bir ihtimalin de var olduğu akıldan çıkarılmaksızın tedbirlerin oluşturulması lazım. Bunun bir yerinden hemen başlamak ve devam ettirmek lazım. Bu yönde de bazı altyapı çalışmaları var. Ama yeterli değil. Bunlara hız kazandırmak lazım. Hükümetin meseleye bir makro çerçevede, bir makro plan çerçevesinde bakılması lazım. Bölgesel anlamda tıpkı İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi ve daha sonrasında da hiç şüphesiz ki sürekli hareket halinde olan Doğu Anadolu fayı ve Kuzey Anadolu fayıyla kesişme noktaları var. Bingöl'ü, Erzincan'ı, Elazığ'ı, Erzurum'u, Van'ı ile her tarafı yoğun biçimde
planlayacak, programlayacak çalışmaları yapmak gerekiyor. Yeni imar hareketleri fevkalade önemli. Yeni imar hareketlerinde deprem yönetmeliğine aykırı hiçbir şeye izin vermemek gerekiyor. Hepsinin kontrol edilmesi lazım. Elbette bu depremde de karşımıza çıktığı gibi bu kamu binalar rezaletinden artık millete gına gelmiştir. Yetimin hakkı yok edilmektedir. Bunlar şiddetle cezalandırılmalıdır. Ve öncelikle de hiç şüphesiz ki hastane, okul binaları başta olmak üzere Allah korusun bir felakette de ön hizmeti verme durumunda olan kamu binalarının tamamı elden geçirilmelidir ve daha sonradan bu vatandaş tabii kendi evlerinin güvenliğini de düşünmek zorunda. Belediyelerin zorlayıcı tedbirleri alması, vilayetin bu konuları çok ciddi biçimde koordine etmesi gerekiyor. Memnuniyetle kaydedeceğimiz husus, gerek bir can kaybının olmayışı, yaralıların selamete kavuşması, bir yönüyle de devletiyle, belediyesiyle, kamu kesimiyle olaya, Kızılay'la süratle müdahale etmek suretiyle bir aksaklığa meydan verilmemiş olması. Bundan dolayı da Sayın Vali ve Sayın Elazığ Belediye Reisinin şahsında bütün görevli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kızılay. Kızılay'dan kim var burada? Ben senin şahsında bir arkadaşlara teşekkür edeyim dedim. Devam ediyoruz. Allah razı olsun. Bir sıkıntı yok şu an burada yani. Yok, çadır içinde takip ederim. Peki arkadaşlar. İyi. Çadırları gezmemiz gerekmiyor. Hayır, aileler vardır hepsi. Hayır, bir sokağımıza bir baksam, bir köyün durumuna. Ne tarafa geçelim? Işte. Sen bize, sen bize yol ver. Mevsim güzel canım. Mikrofonu bırak. Kaptan geç. Dayı geçmiş olsun. Allah'ım bilelim. Sağ olun. Hiç içeriye girilmiyor daha. Evim yok. Oralara girilmez. Oralara girilmez de şimdi bakacağız onun bir çaresine şimdi. Bırak. Daha da yukarıda. Geniş. Geniş. Bu eski evlerden hasar görmeyen. Hepsi. Hemen hemen hepsi. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol. İçerilere çökmüş. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Çok sağ olun. Allah kazak yeter ve tutun. Can sağ olsun. Gerisi çözümü inşallah. Peki hadi siz gelmeyin. Bize bir şey olursa olur da siz gidin. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. İçeriler çökmüş. Ne yapacak? Bunlar da oturur. Hiç otelde durma değil mi? Hayır. Ne yapılır? Prefabrik yapılır. Ondan sonra yapılır. Herkes içine sokulur. Gel arkadaşlar. Şöyle gel buraya. Şöyle şurada dur. Sabit. Ne yapıyorlar? Var olan eşyaları kurtarmaya çalışıyorlar. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz ki bu hasar gören evlerde oturma imkanı kalmamış. Şimdi burada yapılacak iş burada yaşayan vatandaşlarımıza bir geçici barınma imkanı sağlayıp sonra da kalıcı konut yapmak lazım onlara. Onun için de tabii yer tespiti filan zannediyorum ki vilayetin yapacağı iş olur. Vali Bey'le de görüşürüz. Onlar şimdi ilk planda hasar tespitleri,
Sonradan geçici konutlar, daha sonradan da kalıcı konutları yapmak lazım. Burada yapılacak olan iş yok. Sayın Başkan,